gelen şey şu. Bu geri gönderilmenin üzerinde Sayın Bahçeli ikinci kere Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasına dair bir hızlı salvoda bulundu. Tehditler savurdu. Şimdi burada iki şey var. Birincisi Sayın Bahçeli çok mübarek bir isim olarak tanımladığı, muhterem bir isim olarak tanımladığı ve 2023'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ikinci defa yani anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye'de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir pozisyonda çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için ne olur ne olmaz diye bugünden Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya ve oklamaya başladı. Bunu bir kenara koyar isek bu tür çok üst perdeden ve racon kesen davranış biçimlerinin hukuka, demokrasiye ve insan haklarına hiçbir şeye 150 yıllık demokrasi tarihimize eksik gedik de olsa demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin bir yakın arkadaşının kız kardeşi olarak kendisini evine dönmeye davet ediyorum. Çok yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye ve biraz tefekküre ve evinde dinlenmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim.